makinamızın enerji kablosunu takalım. Pedal kablosunu takalım. Açma kapatma tuşundan makinamızı açalım. Ürünümüzü genel olarak tanıyalım. Masura sarma pimi, makara pimi, iplik gerginliği, geri dikiş, desen seçim tuşları, dikiş adımı tuşu, zikzak genişliği tuşları, dikiş kartelası, dahili aksesuar kutusu, serbest kol dikişi, baskı ayağı kolu, dahili aksesuarlar, ilik ayağı, gizli fermuar ayağı, fermuar ayağı, düğme ayağı, sürfülü ayağı, deri ayağı, gizli dikiş ayağı, fırça ve sökücü, metal tornavida, makara pimi, makara keçesi, makara tutucu, dişli plakası örtücü, masura ve yedek iğneler. Dahili uzatma tablası. Masura sarma işlemi. Makara pimine ipliğimizi takalım. İpliğimiz arkadan öne sol taraftan gelecek şekilde mekiğimize yerleştirelim. İplik yollarını takip ederek üst ipliğimizi takalım. Standart iplik gerginliğimiz 5T olması gerekiyor. Gevşetmek için rakamı küçültüyorum. Gergin yapmak için rakamı arttırıyorum. Makinamızı açtığımız zaman düz dikişten başlar. Diğer dikişleri seçebilmemiz için altındaki rakamları oklarla ilerleyerek bulabiliriz. Dikiş sağlamlaştırmada geri tuşunu kullanabiliriz. Standart dikiş adımı 2,5'tur. Aşağı yukarı oklarıyla mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Zikzak dikişi seçimi. Zikzak genişliğini ayarlama. Açma. Standart baskı ayağını çıkartıp ilik ayağını takıyoruz. Oklardan ilik seçimimizi yapalım. İlik ayağımızı kırmızı çizgiyle eşleştirip yandaki ilik aparatını aşağı çekerek indiriyorum.